birkaç kere söyleyeceğim. Alev Solmaz'ın kocası benim. Adım da Murat Yılmaz. Ben de Şefik Şaşmaz. Cevder Hanım'ın kocasıyım. Buraya bir evrak imzalatmak için geldim. Kes! Başlama yine! Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro topluluğunun sergilediği Bugün Git, Yarın Gel adlı oyun büyük beğeni topladı. Halk Eğitim Merkezi salonunda sergilenen oyunun yönetmenliğini Hüseyin Eren Özcan yapıyor. Başlıca rollerde Özge Gizem Kılıç, Abdurrahim Aslan ve Ömer Yılmaz üstlenmiş. Oyunu Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Belediye Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Ali Aytek, Başkan Danışmanı Şefik Erden, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci ile kalabalık bir tiyatro sever izledi. Erden oyunun ardından oyuncuları kutlayarak çiçek takdim etti. Karaköy'den vapurla Kadıköy'e, Kadıköy'den minibüsle Kartal Mahfet'e,
gösterdim. Bakın bugün cuma, yarın cumartesi, öbür gün pazar. Sonra araya bayram giriyor. Oysa teslim fişi... Günaydın Aydın amca. Günaydın efendim, hoş geldin. Hoş bulduk, odam hazır mı acaba? Hazır efendim, her zaman istediğiniz odayı. İkinci katta bahçeye bakan pembe odaya arıyorum. Ay ama aşk olsun, ama ben hep denize bakan mavi odada kalırım. Daha önce odayı istemiştiniz, vermiştiniz ama beğenmemiştiniz. Pembe odayı istemiştiniz. Allah Allah, neden beğenmedik ki acaba? Ben ki... Ay tamam canım, mavi oda olsun. Pembe oda. Ay tamam, zevkler ve renkler tartışılmaz. Ay bu arada Abi Cazi Bey'i gördünüz mü? Geldiler efendim. Bu hanıma nüfus kağıdını sormadınız ama. Siz ne diyorsunuz Allah aşkınıza? Hiç ondan nüfus kağıdı istenilir mi? O ünlü iş adamı Rahmi Yılmaz'ın karısı. Rahmi Bey'in işi çok, onun yerine karısı dinleniyor. Herkese her şey davranmıyorsunuz yani. Ye kötü mü ye hesabı? Demek ki benim gerçekten gitmem lazım. Evet öyle. Peki zavallı yetim çocuklara ne olacak? Onları düşünüyoruz ya bak. Tanrımı taşırıyorsunuz artık. Gidiyorum, gidiyorum ama. Yürü, içine gidiyorum. Ha! Çok korktum, sevsinler. İşin bitmedi mi hala? Yukarı çıkıp odaları kontrol etmem gerekiyor. Sen işine bak, ben buradan göz kulak olurum. Kahvaltım bitmek üzere zaten. Günaydın Aydın. İyiyim efendim. Geldiler efendim. Şurada, masanın üzerinde. İsteğiniz var mıydı? Rahat bir koltuğa oturup gazetelerini okumaktan başlamayı isteyebilirim. Şu kamyon banyolarınız çok iyi geliyor bana. Tüm haftanın yorgunluğunu atıyorum üzerine. Amerikalarım beynini. Relax oluyorum. Tatil bu olmalı. İyi günler diliyorum. İyi günler. Ay, ay ne güzel, ben de sizi arıyordum. Nasılsınız? Bir sormayın, aklımı oynatmak üzereyim. Hayrola, iyi günler. Ay her şeyi biliyor, her şeyi. Kim olacak hocam, her şeyi biliyor. Rahmi Bey çok kültürlü bir insandır, bilmediği şey yok. Bunda heyecanlanacak ne var canım? Rica ederim, deli olmak içten değil. Ay. Baktığınızı görmeden önce son görüşü. Anlayamadım. Ay zavallı dostum, biliyorum sizin için pek kötü bedenim oldu. Neler söylüyorsunuz? Gelemem. Ay haklısınız. Çok haklısınız. Her şey öyle aynı oldu ki anlamadım. Mümkün değil tabii. Ay bu sabah size konuşmak için evden aceleyle çıkıyordum ki olanlar oldu. Bana çalışmak için mi? Ay bir insan kapıda beliri vardı. Kim? Ay kim olacak? Kocam tabii. Rahmi çok dikkatlidir. Hemen elindeki valizi gördü. Ay kapının sesleri. Fifişka. Ay fifişkalar ve... Nereye böyle diye sordu. Ay bayılıyorum sandım ama kendimi tuttum. Halimi belli etmemeye çalışarak. Ay ben nereye gidebilirim ki hayatım? Ay şey sağlık ve dinlenme tesislerini. Yağlarımı, toksinlerimi atmayı dedim. Çok güzel. E peki benim çayımı kim verecek? Sen mi istedin? Ay hayır canım. Kaçak buz gibi sesle çayımı kim verecek dedim. Ay ben de Seher verip diye zikredim. Seher mi? Ay kızınız mı için? Kocam acı acı gülerek bugün senin oğlunu unuttum galiba dedi. Bayram tatil için köye gitmedi mi diye gömüldü. Ay işte o anda mahvolduğumu hissettim ama kendimi tuttum. Sevgilim artık bir çayda tek başına içmeyi becerirsin herhalde dedim. İşte o anda, işte o anda içim hançerle parçalancasına bir laf etti. Ay bir sigara lütfen. Sigara mı istedin? Ay hayır canım, ben bunları içmek için istiyorum. Ben bulamıyorum. İstiyorsanız hemen kalkıp getireyim. Ay durun, zahmet etmeyin. Ben de kullanma. Ay Allah. Ay nerede kalmıştı? Kocamızın sabah çayında. Ay buyurun. Demek ki tek başıma bırakıp gidiyorsun demez mi? E sevgilim, birazdan arkadaşlarımla bridge oynayacağına göre pek de yalnız kalmayacaksın yanımdan. Sonra da yanağımdan öpeye odadan kaçarcasına çıktım arkamdan boz gibi sesle eğlenceler diye seslendi. Ben de dönüp bari sevgilinle buluşmaya gidiyorsun dedi. Hiç anlamadım. Ay ben de, ay o anlamış olacak ki insanın tüylerini diken diken eden bir kahkaha attı. Fifişka, ilahi fifişka. Sen sevgilinle buluşacaksın. Gözümle görsem yine de inanmam demez mi? Ay anlıyorsunuz değil mi? İşkence faaliyetmeyince hakarete başladım. Yani 40 yaşıma geldiğimi artık kimsenin yüzüme bakmayacağını söylüyordu. Günaydınlar yine ya. Nasılsınız bu sabah? İyi değilim. Burada tütelesiniz ki ikinize kendinizi bomba gibi hissedersiniz. Şey, hocanız gözümle gözle inanmam demiş. Ben de bu sözler üzerine, görürsün sen, ben de bu sözleri söylediğine pişman edeceğim seni dedi ve size haber vermeye geldim. İyi, hoş güzel de bana neden haber veriyorsunuz? Ay, cesaretinize hayran olmuşum ben. Ama kocamı tanımazsınız. Dünya kadar adamı vardır bir sözüne bakan. Ay, iyi de
vermişsindir canım. Ay Şarkan Hanım, şimdi de korkuları hikayetine mi kalkıyorsunuz? Unuttunuz mu? Arzu dolu bir sesle ne hassas, ne kültürlü, ne zarif bir kadın olduğumu söylediğinizi. Canım bunlar her erkek tarafından söylenen klişeleşmiş sözler. O akşam sesim kısık olduğu için size böyle mırıltı gibi gelmişti. Hayır sevgilim Necoş'um, hayır. Ne yapalım? Oldu. Kıpkızım bir tutkuyu kafamdan gidiyor işte. Hadi canım. Tutkudan nereden çıktı siz? Benimle bir de biz alay ediyorsunuz. Ay sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Anna Karenina'nın Kont ve Raski olan aşkı kadar delik bir aşkla seviyorum sizi. Kızım yok canım, yok canım. Daha neler neler. Geçer geçer merak etmeyin. Biz de mal yanırsınız bakarsınız. Ay size bir de hiçbir şey kalmamış. Ay sizin bildiğiniz sevgilerden değil mi? Taştan söz ediyorum. Anna Karenina'nın Juliet'in Şirin'in aşkına. Canım bunların hepsi hayali kişiler. Kendileri var anlamışlar ki aşkları var olsun. Ben gider kocanızla konuşurum. Her şeyin yolunda olduğunu anlatırım kendisine. Zavallı Necati Bey'in, siz daha ağzınızı açmadan yok eder sizi. Nasıl yani? Kocam ya da adamları sizi mutlaka öldürmek isteyeceklerdir. Neler söylüyorsunuz? Daha başı mı burası Figen Ana? Ama gene en büyük ceza benim payıma düşüyor. Siz bu aşk öyküsünün ölen bir figüranısınız sadece. Siz ölüp gideceksiniz. Oysa ben ömrümün sonuna kadar yitip giden aşkım için ağlaya ağlaya azap içinde yaşayacağım. Bana bak, bu tatlı şaka biraz fazla uzadı. Kesin artık, yeter, sıkıldım ya. Sıkılsanız da koksanız da kurtulamazsınız. Kadın zalim erkeklerden dışarı doğru uçan bir tervane gibi yapıyorum size kendimi. Keşke sizin yerinize beni özen. Allah Allah, niye ölecek misin? Eşenet yaşatmış ne çıkar canım? Niye ölecek misin? Eşenet yaşattı. Kurtulmak istiyorsunuz. Hemen bir ata binip kaçın gidin bu diyarlarda. Sıra. Atı nereden bulayım? Atı bulsam binmesini bilmem. Ne yapalım? Öğrenseydiniz. Ata binmeyi öğrenmeden el alemin karısını ayartmaya kalkarsanız başınıza böyle işler gelir işte. Kaçın bir an önce kaçın. Kızgın çöllere şimdi kimsenin bulamayacağı yerlere gidin. Hiçbir yere gitmem. Suçum falan yokken nereye gidecekmişim? Ben buraya dinlenmeye geldim. Dinlenmeden de hiçbir yere gitmem. O kocanızın geleceği varsa göreceği var. Daha başına bu. Allah'ım, olacak mı? Olabilir, değil mi? Olabilir. Elime daha büyük sevgilim ben ona. Hayırlı sabahlar. Burası ünlü Ayçiçeği salonunda dinleme testleri. Evet efendim, ne istemişsiniz? Benim kimim ben bu ya? Buraya bir gelen, bir daha gelin diyorlar. Ben de geldim işte, hadi başlayalım dinleme. Nasıl dinleneceğiz? Kimsiniz bir kere? Aşk olsun. Tanıyamadım mı? Tanıyamadım. Teessüf ederim. Gerçekten teessüf ederim. Peki ya Alev Sormazon'u tanıyor musunuz? Alev Sormazon. Bütün Türkiye ondan bahsediyor. Biz o 164 topçuyu burnu bile kanamadan yere indiren korkusuz hostes. Kaldırmasını bilmezken ve nasıl indirdi diye yazan Alev Sormazon. Bütün gazeteler ondan bahsediyor. Bakın yazan Alev Sormazon kitabı bile çıktı. Söylesenize canım, Alev Sormazon'u kim tanımaz? İşte ben onun kocasıyım. Öyle mi? Buyurunuz efendim, hayatta kalmayın sizi. Taşkanlarınızı alayım. Teşekkür ederim. Partisi bile çıkarabilir miyim? Siz zahmet etmeyin efendim. Sağ olun. Çıkardım. Ben oldum ama siz kendi partisini kendim çıkardım. Bizim patron burada olduğumuzu duyunca çok sevinecektir. Ona bir sürpriz yapayım. Buraya gel Taha! Buraya gel Taha! Bizim patron buraya yerleşmiş bir Almandır. 10 yıl önce bir haftalığına gelmiş, geliş o geliş. Yok canım, patronu sana rahatsız etme. Fazla iki sıradan bir vatandaşım. Şefik şaşmaz. Patrona haber vermek olur mu canım? Ben sizi burada görünce çok sevinecektir. Buraya gel Tav! Buraya gel Tav! Sen niye bağırıyorsun ondan zavaz? Sen dolmuş kahya bekçi! Bakın bakın kim geldi? Alo? Alo? Kocası. Gazeteye çıkan, neredeydi bu kaldırmasını bilmezken indirmesini bilen ünlü hostes Alev Sormaz, o işte onun kocası. Alev Sormaz kocası, çok hoş geldi Ayçiçeği Dinlenme Sağlık Enstitüsü, Alev Sormaz. Sevap olur efendim, sevap Sormaz değil, şaşmaz, Şefik şaşmaz. Ya? Şaşmaz, kızlık söylemiş. Aaa, sor, anladın yani, anladın kızlık soyadınız, çok gönül alacaksınız Alev Sormaz. Şaşmaz efendim, şaşmaz. 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 Sizi burada görmek ne kadar bahtiyar etti beni. Buraya bir gelen bir daha geliyor. Nüfus kağıdını nereden unuttum? Bir sandalyesi var mı? Anlayın lazım, sizin için nüfus yok. Ne zaman geliyor tanımadı kağıdı müşteri? O zaman lazım nüfus yok. Siz şimdi burada rahat ediyorsunuz. Biz sizin için en güzel odayı hazırlatıyoruz. Patron, sen biliyorsun Aydın haber veriyor. Tamam patron. Sizin kıymetli iş veriyorlar bize Şırık acaba? Yok, gelemez. Adana'ya gitti. Annesi hasta.
olmaz. Yani ilk eşime alışkındım, ona pek alışamadım. Su, anlıyor ben de yorgunluk böyle yapıyor insan. O zaman tam zaman geldi. E siz burada var, öyle dinleniyorsun, öyle dinleniyorsun. Çıkarken kendini tanımıyorsun. O zaman biz hemen başlıyor. Eti sene çıkıyorsunuz dama. Dama ne iş var dama? Ya çok iş var dama. Eti önce yapıyorsunuz bir güneş banıyor. Ben sizi kırmak istemiyorum abi. Dama falan çıkmaya niyetim yok. Ben Necati Bey'i görüp hemen gittim. Nein! Önce lazım güneş banyo. Sonra görmek lazım Necati Bey. Nasıl diyorlar? Sağlam kapak üstüne zarar. Kapak! Güneş yok ki. Bugün hava yağmurlu. Ya ya. Biz size sonra buluyoruz. O zaman Necati Bey'in merakınız gidiyor sizin. Hakan! Durun efendim, beni çağırdınız. Ya acele bir durum var, bizim misafir hırs olmaz, ediyor emanet sana. Tamam, tamam. Şaşmaz efendim, şaşmaz. Aa, çok affediyorsun, şaşmaz. Hakan, sen çıkarıyorsun hemen şaşmazda. Ben dama falan çıkmak istemiyorum, ben Necati Bey'i görüp gitmek istiyorum. Ya ya, giyiyorsun pijama terlik. Ya bir imza almak için pijama terliğe ne gerek var canım? Sen yapmıyorsun telefonlar için, yok ekstra para. Anlamıyorsunuz galiba. Ben Necati Bey'e bir evrak imzalatıp hemen gitmek istiyorum buradan. Nein, dinlenmek sizin hakkı. 24 saat dinleniyorsun, bitti. Bitti mi? Ne bitisi? Esas ben de bu kabarmadan yetişemezsem o zaman yetişeceğim. Buyurun dama. Ben damanızı görmek istemiyorum. Şu kulumu bırakır mısın ya? Necati Bey. Ya Necati Bey de var damda. Ne? Necati Bey de damda var. Damda. Ne duruyoruz? Hadi dama. Böyle buyurun Bay Tomas. Şaşmaz efendim, Hakan, şaşmaz. Hakan, ben açıyorsun kapıyı. Ben götürürüm ya. Tamam patron, patlamam ya, geliyoruz işte. Aman Allah'ım, sefer kesin oldu. Günaydın, Ayça'yı sağlık ve dinlenme testleri gösterin. Ünlü Ayça'yı sağlık ve dinlenme testleri olsak hanım, size nasıl yardımcı olabilir? Şöyle iki gün başımı dinleyelim. Adınız, soyadınız ve kutucuklarınızı rica edeceğim. Alev Solmaz. Alev Solmaz ha. Evet, beni tanıyor musunuz? Aşk olsun. Sizi kim tanımaz? Bütün gazeteler sizden söz ediyor. Yılın şeyi diyorlar. Şey yapmışsınız. Yılın şeyi seçmişsiniz. Vay be. Şanslı adam diyorsun. Efendim? Şanslı adam dedim. Pek güzelmişsiniz. Teşekkür ederim. Ama ben bu yaşı için geldim. Dinlemeyeyim mi? Evet. Hemen söylüyorum. Birazdan gözsüz olsun bizler. Brigata! Brigata! Kimi çağırıyorsunuz? Bizim patron. Kendisi Alman'dı. 10 yıl önce bir haftalığına gelmiş, geliş o geliş. Patronu haberlerinde olur mu? Hiç rahatsız etmiyorum. Ben buraya dinlenmeye geldim. Beni kimse tanıması daha memnun olur. Ay ne şeker. Siz de onun gibi alçak görünürsünüz. Kim gibi? Sürpriz var ya sürpriz. Dünyada söyleme. Brigata! Brigata! Sen niye hiç yaparıyorsun aman zaman? Sen de ama acı sapıyorsun. Ben de senin kafada tantalar eksik belki. Çok heyecanlandım da. Bakın bakın cik geldi. Aaa! Kim bu? Tanıyamadınız mı? Nereden bilebiliyorum? Alev Solmaz. Aaa! Demek siz oluyorsunuz da fevkalade Alev Solmaz. Evet. Yani hayır evet. Meşhurluğum yok ama Alev Solmaz benim. Siz çok büyük gönülle alacaksınız. Teşekkür ederim ama ben değilim. Ben biliyorum siz senyor gösteriş. Ama siz buraya girdik. Güneş de sizinle beraber girdi. Anne var sizin anne. Evet. Yani yaşıyor sizin anne. Sizin anne yaşıyor Adana. Yoktur o Bursa'da. Nein. Sizin anne yaşıyor Adana. Öteki anne yaşıyor Adana. Siz bakmıyor, ben bazen böyle saçmalıyorum. Evet, anneniz hayatta. Baba, yani kendi adıma baba. O keşke sizin anne ben olsa. Ağzı kulunu çıksa. Ya tabii, ama siz önce yapıyorum. Güzel bir çam mezban yok. Madem geldi sizi dinlenmek, lazım sizi dinlendirmek. Ben aslında buraya şey için geldim. Hocamla buluşmak için. Ah ne kadar güzel söylüyor. Bir yarım var. Ama siz çok beklerim. Nereden biliyorsunuz? Çünkü sizin koca geldi. Ah, size sürpriz demiştim ya. Sahip hocam burada mı? Ya 5 dakika önce buradaydı. Ya buradaydı. Neredeydik şimdi? Eden de oluyor. Yani? Koca buradan da. Buradan başka adam. Şamir banyo yapmak için. Sinirlere bire bir. Ama kocam sinirli değilim ki. Dünyanın en sakin insanıdır. Nain. Sakin sinirli. İletimiz var çok. Tutturup biz diyoruz çıkın. Tamam. O çık diyoruz zıbanlaya. Sonra da Necati Bey'i görmek istiyor. Necati Bey mi? Ben Necati Bey adını niye bilmiyorum? Ama sizin koca tanıyor. Ben de tanıyorum ama çok lazım değil tanımak. Siz nasıl tanıştınız bu kocayla? Önce bir davetle gelmiştim. Fragata, Fragata nerede olduğunu söyler misiniz? Kim nerede? Ay Necati Bey, onu arıyorum da. Siz bakıyor musunuz daha sonra? Başka yerde bulunmuyorlar. Bir daha da sonunda bulunuyorsunuz. Nerede mi? Bahse bandı mı? Hakan, siz terselerde ne veriyor bu misafir? Çay Fragata, çay. Figenal'ın çok zengin bir adam karı olur. Çok hoşunuz ama kafada var dört
şimdi çıktı. Neyse, işten geçmeden Necati Bey'i bulursan Hacı Erkan Baba'ya 10 göbek alırım. Belki önceden de borcum vardı. Ben peşin peşin göbeklerimi atacağım. Hacı Erkan Baba, gömleği çeken baba, bul bana Necati'yi, sana 10 göbek atan baba. Çok beğendim. Bana da bakıyorsunuz böyle. Korktuğu için yardıma çağırdım.
sevgili dostunuzun yardımına koştunuz. Ah, mis soylu bir davranış. Adınız nedir? Şefik. Şefik şaşmaz. Bana Şeşe dedi. Şeşe? Şahiran. Bu yaptığınızı ömrüm boyunca unutmayacağım Şeşe. Çok naziksiniz efendim ama beni buraya Necati Bey çağırmadı. Ben onu bulmaya... Ah, ne kadar soylusunuz. Sır saklamasını da çok iyi biliyorsunuz. Ağzınız sımsıkı. Ama benden çekinmeyin, olur mu? Bana her şeyi anlatabilirsin Şeşe. Karşınızdaki kadın Mecnun'un, Leyla'sın, Ferhat'ın, Şirin'in, Romeo'nun, Juliet'in, Necati'nin hepimizin. İşte bunların hepsindeyiz. Efendim çok memnun oldum. Ne kadar kalabalıksınız. Birazınız ne vardı acaba? Yani şöyle, ay heyecandan konuşamıyorum. Sakın bir dayı olmayın, olur mu? Biz kadınlar öyle nadir, öyle zavallıyız ki küçücük bir baş dönmesini hayatımızla öderiz. Siz erkekler ne istiyorsunuz bizden? Neden açlıklar gibi etrafımızdasınız? Söyleyin, ne istiyorsunuz? 50 kilo yağlı boya. Ay, yağlı boya mı? Evet, yetim çocuklar için aldım o boya. Çocuklar, ne güzeldir çocuklar. Belki de benim çocuklarım yok diye tüm bunlar başıma gelmesin. Gerçekten bir sen yüzünden kalan bir adamsın. Nesli tükenmiş bir İstanbul cekansın. Ama dikkat edin, o taş devrinden kalan vahşi bir adam bu. Kim? Necati mi? Hayır, öteki öteki. Hangi öteki? Ay, öbür öteki. Cellat, cellat. Ay, ben sizi hiç görmedim, hiç tanımadım. Aile başlayan kelime aşk, aşk ettiği beni yalanlar. Ben buraya gelene aklına şaşırdım ya. Ya sorunlu da yok. Ya yorum fikre girmiş sanki. Affedersiniz beyefendi. Kusura bakmayın, sinirlerim biraz gergin. Dinlendikçe yoruluyorum pek. Dinlenmem alışık değildir de biraz zor mu vardı? İnsan aradığını nerede bulur burada? Hiçbir yerde. Ama aramadıklarımız hep karşınıza. Kızı alıyorlar yavaş yavaş bıçık bıçık bir şeyin içine sokuyorlar. Çıkarıyorlar. Sokuyorlar. Girmesi bana ne çıkabilirsen çık. Birazımız mı vardı? Evet, kocamı arıyorum. Kocamızı mı? Koca dediğin nedir ki? Elini sallasan elbisi. Siz hani mısınız siz ki? Herhalde yani. Ya ben de hükümmüş anlıyorum. Hüzünü bile getirdim. İlk defa işim düştü bu Necati Bey'e. Necati Bey mi? Yoksa tanıyor musunuz onu? Hayır, ben tanımıyorum ama kocam da onu arıyormuş. Maşallah, herkes de onun peşinde. Size bir şey sorabilir miyim? Bir bak, göreceğim. Bak, pardon, ne iş yapıyorsunuz? Hostesim ben. Adım Alev Solman. Hostes mi? Oh my god! Oh my god! Really, you are beautiful! Wow! Demek hostessiniz ha? Ya ben de sizi nereden tanıyorum diye düşünüyordum. Demek Alev Solmaz'sınız ha? Ne? Alev Solmaz mı? Ya bakıyorsa bu adam. Bunda batacak bir şey yok.
kilo, 50 kilo beyaz yağlı boya. Beyaz yağlı boya. Çocuklar için lazım o boya. Zavallı yetim çocuklar için. Boyaları mı verin? Nedir öyle kilo diye bir sürü şey? Ne bileyim, doktor. Doktor mu? Ne doktor? Hayır. Rica ederim, rica ederim efendim. Ben boyaları mı verin, boyaları mı? Ben doktorum. Hayır. Doktor mu? Hayır, istemiyorum. Hayır. Siz sakin ol ya, burası ünlüler çiçeği dinlenme sağlık gelişim. Efendim, bırakın da. Hayır, dinlenmek istemiyorum. Bu kim? Kim olacak, Alex olmaz. Hayır, hayır. Durum çok fena. Allah razı için. Bırakın beni. Bırakın. 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 Çocuklar için. Lütfen. Nereye geldin ben? Bütün deliler burada. Sevgili. Çünkü çay içmeye gitmiştim. Siz değil, o ben değil gibi bir bardak çay içerim. Ama onu bir sevmem. Çay kaynar olur. Malumunuz bazıları sıcak soğuk. Biliyorsunuz, buraya bir gelen bir daha gelir. Hoş geldiniz. Nüfus kaydınız yazdı mı? Gel, ayıkmıştım zaten. Evet, tamam.
affedersiniz. Mız mı moz mu? Anlamadım. Yani soyadının son hecesi. Mız da mı bitiyor, moz da mı? Bakın efendim, ne mız da bitiyor ne de moz da bitiyor. Maz da bitiyor. Murat Yılmaz. Cem Yılmaz gibi. Ah, kardeşim misiniz? Değilim. Uzaktan yakından da hiçbir tanışıklığım yok. Ya yazık. Müşteriniz hep hatırlı kişilerden oluşuyor. Örneğin bugün öğle yemeğinde Rahmi Yılmaz dedi. Şu gözünü tam bürümüş karate şampiyonu. Aa, karate şampiyonu da varmış. Hiç bilmiyorum. İnsanın bu kadar parası olursa karate şampiyonu olur. Sonra şey de burada. Yılın kahramanı sizin için hem Ares olmaz. O da bu sabah geldi. Kocasıyla. Kocasıyla mı? Evet. Siz kocasını nasıl tanıdınız, nereden tanıdınız? Adam kendi söyledi. Bir dakika. Adamın birisi geldi size ben Ares olmazın kocasıyım mı dedi. Siz adam kendisi özellikle gördünüz yani. Gördüm tabii. Kısa adamın, kel kapalı, kıtırık bir adam. Zaten kıza göre çok fazla yaşlı. Bence o yüzden de. Evet, o yüzden de. Biraz fıttırık. Tabii ben de onun yerinde olsam ben de fıttırırdım. Buraya dinlenmeye mi gelmişler? Evet, şöyle güzel bir tatlı suyu geçirelim diye gelmişler. Tatları da yok tabii. Eğlence için buradan daha güzel yer mi bulacaklar? Sağ ol ya. Siz de sağ olun beyefendi. Ben sağ mı olacağım, ölü mü olacağım orası benim bileceğim iş. Sen karışma. Buradan geçtirin. Hiç haberim olduğunda götüreceğim ki elimden kaçtı. Kim kaçtı? Affedersiniz ama Alev Solmaz'ın deli kocası benim. Yani kocası benim. Tabii canım, tabii niye olmasın? Doktoru bekledim canım. Tek şakadan anlamaz o. Ya ben şaka mı yapıyorum şimdi? Yani ben şaka mı yapıyorum? Alev Solmaz'ın kocası benim diyorum size. Gerçek kocasını görmesek ne yaparsınız? Kısmet bu işte. Başlarım ben böyle kısmet ha. Size kadın mı yok canım? Elinizi sağlasanız elinizi. İsterseniz size benim kız arkadaşlarımın arkadaşlarımın birine edeyim. Aralarında ne fıstıklar var bir görseniz. İnsan aylarca sevdiği kadına kavuşmanın hayali yaşayınca gözü fıstık fıstık görmüyor. Ben sizin yeriniz olsam şöyle güzel bir çamurcu banyosu olurum. Onu aldıktan sonra hayata bambaşka bir gözle bakıyorsunuz. Alalım o zaman. Ayten Hanım! Ayten Hanım! Bu işlere Ayten Hanım bakar da. Ne bağırıyorsun öyle ama zaman? Ayten'in işi var ne söyleyeceksen bana söyle. Bu adam biraz rahatsızlandı galiba. Ne işaret ediyorsun öyle parmağına? Ayıp bir kere. Parmakla işaret edilmez. Günaydınlar efendim. Ben Doktor Jüri'ye nasıl yardımcı olabilirim? Ben size demedim mi biraz şey diye? Tamam anladım. Şu rahat şu herhalde. Kataleptik bir durum. Önce güneş banyosuna yatırmalı, sonra da çamur banyosunu sakıp çıkarmalı. Ben de aynı şeyleri söyledim. Demek ki benim daha çok doktorluğum varmış. İçeriye bırak da al götür bunu. Durumunu hiç beğenmedim. Kim bu? Murat Yılmaz diye bir kaptanmış. Gel bakalım, zaman çıkıyorsun. Gelmem. Ama doktor öyle istiyor. Ben istemiyorum. Yahu 5 dakikacık gelsen ölür müsün? Gelmem derim ya be. Nereye anlamaz adamsın? Ya bak istemiyormuş. Peki, ne istiyorsun? Alevi istiyorum. Alevi istiyormuş. Normal tepki. Şunu aklınıza iyice sokun. Alev Solmaz'ın kocası benim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Soyadınız Yılmaz, Alev Solmaz'ın kocasınız. Evet. Çoktan beri tanıştık. Tanımak mı? Oğlum beni tanıdığım falan yok artık. O günler mazide kaldı. Çok haklısın. Kendisini görmek ister miydin? Evet. Alevi göreceğim. Ve onu görmek istemediğimi söyleyeceğim. Sizi çok iyi anlıyorum. Anlamıyorsunuz. Siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Oh, bitti. Ben bittim. Yokum artık. Yokum. Hadi ama. Üzülmeye değin. Bu kadar. Yola çıkalım. Önce Alevi göreceğim. İyi. Alevi onun da adam. O halde ne duruyorsun? Hadi tamam. Böyle buyurun Ayşe olmaz. Yılmaz. Buldu siz? Neyin? Alev Solmaz koca. Buldu da bu koca başka koca. Ya da kendini kocası sanıyor. Ya da bu kadın iki kocalı. Mangat nereden buldu bu kadın iki koca birde? Doğru söylüyorsun Fregert'e. Millet bir tane bile bulamaz ya bu kadın iki tane buluyor. Peki ne düşünüyor siz? Bana kalırsa kocası olsa da olmasa da adam hep takıldı hiç. Ne yaptın biliyor ki? Felaket. Çok büyük felaket. Bu hastalıklar tehlikesiz gibi görünse de hiç ihmale gelmez. Tıp dilinde bunlara anilifiksasyon uyanı cinsel obsesyon diyoruz. Ah oğlum daha neler görüyoruz bakalım. Gün doğmadan üzgü dar geçer. Neyse ben gidip yanınıza dönüyorum. Burası oldu tam bir tımarhane. Yok Zamila. Kim geliyor hepsine birçok tahta eksik. Lazım idare için çok dikkat. Siz sakin oluyorsunuz. Karım nerede? Karımı arıyor. Burası bir dinlenme. Siz karınızı arıyorsun. Arıyorsun yavaş yavaş. Allah Allah. Bu ne demek oluyor şimdi? Size bir an önce karımı görmek istiyorum dedim ya. Kim oluyor sizin karanlık? Sen kimsin? Ben Rahmi Durmaz. Aa sen Rahmi Durmaz. İlk günler bir birlikte tatlıyı. Aa
ayrılmam. Böyle sık sık buralara gelir miyim? Kalın dediğin kocasının yanından asla ayrılmamalı efendim. Demek siz evde kaldırdın aldın. Siz çok hoş geldiniz. Sizin el ne var böyle? Kapı tokma. Kapıyı hızla çekince elimde kaldı. Karın odanın başını söyleyeceğim. 64. 64. Hayır yok yok. 46. 46. Hayır yok yok. 64 oluyor galiba. Siz gidiyorsunuz doğru. Sonra dönüyorsun. Sol tamam. Peki çıkıyorsun. 4 tane basamak. Sizin için özel bir menü hazırlattım. Bayırışın içse kartımı... Siz nereye kaybolmak? Bunların hepsi deli. Bu kadar deli arasında çok zor akıllı kalmak. Çok yazmış programda. Koca gördünüz mü? Hangi koca? Yani burada o kadar çok koca var, benim de kafa karışıyor. Bana diyorlar sizin koca kaçtı. Kaçtı mı? Nasıl kaçtı? Ya koştu kaçtı. Ama siz yok yapmak neler. Biz siz onu sonra buluyoruz. Ben şimdi Figen Hanım'a gidiyorum. Diyorum onun koca gelmiş. Ama tabii bu da pek normal olmuyor. Bu kadın onda hiç kelime konuşmuyor. Ama sonra ne dediği belli değil. Ooo maşallah hayvanım, burada mısınız? Dokunma bana. Sen niye giydin bunları? Sizin yüzünüzden efendim. Efendim? Anlamayacak ne var bunda? Sizi aramaya dama çıktık. Dama çıkınca da otomatikman bunları giydirdiler. Bir sürü yalan dolar. Nalan da seninki? Benimki mi? Benimki de kim? Kim olacak canım kocam? Ne oluyorsun kuzum? Benim yeni kocam sen değil misin? Benmişim. Aman güleyim bari. Ben orada azgın dalgalarla boğuşurken sen burada hiç boş durmamışsın. Onun bunun karısında gözü olan, dünyada yalnız parası için yaşayan ve o parasıyla da her şeyi yapabileceğini zanneden milyarder moruklarla gel keyfim gel. Neler saçmalıyorsun? Yok kızım yok. Bu numaralara karnım tok benim. Bana yutturamazsın. Şu haline bak. Yüzünden yalancılık, ahlaksızlık akıyor. Senin şu yaptığını bir sokak kadını bir yapmaz. Bitti mi? Bitti. Her şey bitti. Kalarız. Dur bakalım. Öyle var. Çağır kimi gidemezsin. Deminden de bütün söylediğin yerini aklımın kaçırdığına karar verdim. Nereden çıktı bu kıskançlık krizi şimdi? Cevap ver bana. Cevap verecek birisi varsa o da sensin. Al. Bu da bana yazdı. Aç mektupları. O taksan para yazacağım mektupları buradan kopya çekip yazarsın. Görürsün sen. Bütün bu delikleri yapmasan bazı Aleyhisselam denesine. Ben onu görmek istemiyorum seni. Asıl ben seni görmek istemiyorum. Hayır, ben seni görmek istemiyorum. Nerede benim eşyalarım? Bir saniye bile burada durmak istemiyorum. Uzak Doğu seferlerine gideceğim. Japonya'ya gideceğim. İstersen ayağa git. Vız gelir. Allah ısmarladık. Yine gelir. Salak. Zavallı çocuk. Hiç yok ağlama. Bu adam istiyor sizinle kalp eğlendirmeyi. Ama çok yakışıklıydı. Yakışıklıydı. Ben de güzelim. Göstereceğim onu. Bütün bu dediklerini aynen yapacağım. Burada orta yaşlı biri var mı? Burada çok var öyle mesela var. Necati Bey. Necati Bey'im. Gene mi karşıma çıktı bu adam? Nerede bulabilirim onu? Siz bakıyorum bir nerede sola. Ne tarafta geldi sola? Gidiyorsunuz doğru sonra dönüyor. Tamam. Ellerde bakma oluyor. Bugün ne oluyor anlamıyor ben. Herkes arıyor Necati Bey. Adamlar şeytan kır. Yo
hemen anladım. Siz olsunuz. Ah lütfen, lütfen acıyı. Zaten hasta bir insanım. Merak etme, 2 saniyede mi kırılmışım? Ne? 2 saniye? Ama ortada çocuklar var. Demek çocuklar da var. Evet, 150 tane. Ne? İstemedim ama bu şartlar altında benim çocuklarımın mutlu olmasına imkan yok. Ah, beni de olursunuz. Ben sadece, ben seni unutmak için sevmedim şarkısını mırıldandım. Bütün olan mesele bu. Hoppala, bu ne demek? Neyse! Kalkmayın! Hoppa, kalkmayın! Hoppa! İmdat! Polis! İmdat! Lan Ferim! İmdat! Tamam, burada işte! Çok şükür yakaladın! İyi yakaladın! Gel bakalım! Ben burada nasıl? Çok şey yapma, ben çok fazla kalmadım! Olabilir miyim acaba? Sağ olun. Necati Bey, tanır mısınız? Yok, hiç tanımam. Adını duydum.
varlığına kibardır. Sanattan sanatçıdan çok iyi anlar. Resim yapar, şiir yazar, daha neler neler. Harika, bana da öyle biri lazım zaten. Bunu nerede bulabilirim acaba? Ne yapacaksınız acaba? Neden soruyorsunuz? Necati Bey merak eder de o yüzden sordum. Size de canım, bu özel bir mesele. Ama sonunda memnun kalacağım, eminim. Aa, demek memnun kalacağım. Necati benim. Evet, Necati Gazioğlu. İnsan kendinden emin olmaz mı? Sizden beni ben Necati Bey olduğunu söylemediniz. Ya peşinden koşan çok insan var da hemen kendimi tanıtmaktan hoşlanmam. Düşünüyorum da. Tam da istediğim gibi değilsiniz aslında. Bunlar nasıl yani? Böyle saçlarınız dökülmemiş. Bu iş için saçsız olmak mı gerekiyor? O aptal bana yaş ve kel gibi yakışır da ondan öyle söylüyorum. Görüyorsunuz ki kel değilim, yaşlı da sayım ha. Bu ikimiz için daha iyi değil mi? Ne yapalım siz demeyin. Peki siz beni nasıl buluyorsunuz? Nasıl mı buluyorum? Sizi genç, güzel, ayrıca bir yerlerden tanıyormuşum. Olabilir, olabilir. Hadi başlayalım. Önce bana güzel sözler söyleyin. Ya şimdi durup dururken size güzel söz nereden bulayım ben ya? Ya gayret edin canım. Öyleyse şey diyeyim. Elinizi vereniz de. Belki yardımcı olur. Teşekkürler. Başlasam hayatı şeytan. Aklıma da bir şey gelmiyor. Çok hoşsunuz. Böyle tavuk gibi eller görmedim hayatımda. Efendim siz. Ne olmuş bana? Adınızı öğrensem belki faydası dokunur. Alev. Alev. Alev alev yanıyorum. Koskoca Necati size bayılıyorum. Ne istiyorsanız söyleyin. Ev, apartman, mücevher. İlkokul abinize bol maaşlık bir iş. Alev alev alev. Gönlümde başlattığınız yangını söndürün. Sarılın bana. Anlamadım. Sarılın bana. Oldu mu? Olmadı ama önemi yok. Oldu diyelim. Şimdi bana sempatik değilsin, bunu öyle hitap edin. Nasıl yani? Ya seveceğim şeyler olsun canım. Bir tane minik kuşum gibi. Minik kuşum. Ben sana tutulmuşum. Senin söylediğin değil canım. Başka bir şey bulup söyleyeyim. Öyle de şey değil. Gülüm. Çiçeğim benim. Fena değil, söyleyeyim bakalım. Gülüm. Çiçeğim, gül çiçeğim benim, oldu mu? Biraz daha duygulu, bir aşkla, ihtirasla söyleyin. Gülüm, çiçeğim, gül çiçeğim benim. Siz bu işi becerebileceksiniz. Hiç olmuyor. Ya o insan durup dururken hiç tanımadığı insana gülüm ve ben çiçeğim demek kolay mı sanıyorsunuz? Evet, becerebileceksiniz. Kusura bakmayın, yanılmışım. Siz zeki, kibar, terbiyeli bir adamsınız. Özür dilerim. Hadi gaz demeyelim, bebeğim. Sokamayın, bana sokadı yersiniz. Ya bu işi yap gel siz değil miydiniz? Ne oldu birdenbire yahu? Evet bendim. Ondan intikam almak istedim ama beceremedim. Beceremeyeceğini ben bu koca budalayı hala seviyorum. Anlayan, anlaşılan siz bir budala arıyorsunuz. O tarih bana olmaz. Evet siz de ki kibar terbiye bir adamsınız. Özür dilerim, yanılmışım. Bütün kadınlar bayılıyor bana. Ağzından giriyor, burnundan çıkıyor, sonra da terk edip duruyorlar. Şey istiyorum. Aman Allah'ım yine birileri geliyor. Hiçbir saatine gireyim de. Bana kutsun! Siz antika sever misiniz? Hiç ilgilenmem. Ama bu girdiğiniz antikalardan değil, harika bir parça. Şu anda hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz da değilim. Ah! Nereye gitsem karşıma çıkıyor bu kadın! Kurtulamıyorum bir türlü! Bir şeye mi sinirlendiniz? Yok bir şey yok. Kadın milleti ne olacak? Hayır, sormayın efendim, sormayın. Bu aralar benim de kadınlarla başım dertli. 3 ay bekletirler, sonra da böyle işler yaşatırlar. Yani yaşattıkları bu çok acı şey ya. Sizi terk mi etti yoksa? Evet, hem de biraz önce burada. Kadın milleti ne olacak? Hepsi aynı. Önce insan aklını çelerler, sonra da terk edip giderler. Senin ne olduğunu hiç mi hiç düşünmezler. Bakıyorum kadınlardan iyi anlıyorsunuz. Ölmek gibi olmasın, kadınlardan çok iyi anlar. Ayıptır söylemesi. Biraz önce şuracıkta iki tane kadının tacizine uğradım. Çocuk odası çıkalım, onlar da başladılar bu işe. Ama şu son taciz eden çok güzeldi. Bebek. Yani ilk bakışta hepsi öyle görünür insanın gözüne. Yo yo, şu son taciz eden beni çok çok güzeldi, bebek gibi. Önce bir süzdü, sonra bana sarıl diye tutturuverdi. Yani siz ne yaptınız o size, size bana sarıl deyince? Gönlünü alayım diye ben de böyle sarılı verdim. Öyle pat diye. Tabii canım öyle pat diye olur bu işler. Ne kuşum ne diye tutturuverdi. Ne kuşum mu? Cilvelenmeye bak.
Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Bu ne gibi? Çok teşekkür ederim efendim. Ali, sevgili aşkım bir tane. Hadi bu git. Paraları yetmedi bir de kocaları başlar. Kaçar gider o. Peki yeni aldığım tek bir kürtü, o da alevleri görünce kaçıp gider mi dersin? Ne olsaydım?
Biliyorsun ki bu aralar aklım Moskova'daki ihalelerde. Ay anlayamıyorum doğrusu. Evden çıkarken ocağı söndürmeden akıl edemem bir iş adamı Moskova'daki ihaleye nasıl becerecek anlayamıyorum doğrusu. Kapıcıya haber verseydim, şoförü çağırsaydım. Hiçbiri ortalıklarda yoktu. Ay sen de tam yerden çıkaracak zamanı bulmuşsun. Tam zamanında yetişirsem her şey kurtulur. Umarım sabahleyin çıkarken anahtarları yanına almışsın be. Aldım. Benim aklım yerinde. Moskova'da değil çok şükür. Al bakalım. İnşallah fazla trafik yoktur da bir an önce yetişirim. Ay sevgilim dur gitme bırak her şey yansın. Sağ ol sevgilim merak etme. 2 saatten önce bir şey olmaz. Ay dur gitme bırak her şey yansın yeter ki sana bir şey olmasın. İtfaiye haber verelim. Canım bunun için hiç itfaiye ayağa kaldırılır mı? Ben hemen söndürür dönerim ben. Meğer kocam ne büyük bir kahramanmış da haberim yokmuş aslında ben benim. Ah, bitti her şey bitti şoför. Figen Hanım siz ölüyor. Ay Fregerden şoför öldü. Çoktan öldü siz yeni duydunuz. Çok çıkarmaya gitti ama yetişebilirim sanmıyorum. Biraz geç kaldı sanki. Ay benim hemen itfaiye haber vermem gerek. Bugün ne oluyor anlamıyorum ben. Belki 7 belki 8 ama herkes de tahta eksik. Boşuna konuşuyorsun. Bir dakika dinler misin lütfen? Bırakır mısın kolumu? Nasıl dinliyorum senden? Sıktın ama. Ya bir dakika minik kuşum yok. O aptal kafana iyice sok. Minik kuşun yok. Uçtu. Fena vaziyet. Çok fena. Kadın koca çok hasta. Kadın ama herkes önünde fingir demek yapıyor. That is ein skandal. Benim Alman kafam hiç almıyor. Ama genç adamlar çok yakışıklı oluyor. Çekil çekil. Neredeymiş beni içeri almak istemeyen o patronunuz görelim bakalım. Ben onu yap patron ne istiyorsun? Siz bekleyin ben haber vereyim dedim ama laf anlam hüküm diyorum. Burası hudut kapısı mı? Utanmasanız bize pasaport soracaksınız. Ne istiyor siz? Ne isteyeceğim kocam istiyorum. Ben onu da bulup getireyim dedim ama laf anlam hüküm diyorum. Oho, sen o koca piçini kaldırana kadar ben onu 10 kere bulurum. Siz dikkat konuşuyor burası kibar bilge. Kibar yeri sevsinler ayol. Burası tımarhaneden beter. Üstelik de bir tuhaf. Hanım hanım. Ağzından çıkan Kur'an duyuyor mu seni? Burada tuhaf şeyler dönüyor. Aldığım maaşla evini bile geçindiremeyen bir aile babasından bu kadar para almaya utanmıyor musunuz siz? Niye utanıyor ben? Burası bir ticarete. Lazım para kazanmak. Hem herkes için uygun fiyatlar var. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Ben buranın bir günlük parasıyla 5 kişiyi tam 15 gün geçindiriyorum. Hem de haftada bir et aldığım halde. Peki çamurcu banyosu, kum banyosu ve çok tedavide dahil mi? Sen sus. Bir banyomuz eksik kalsın. Peki sizin dam üstünde ne var? Saksa. Lafa bak ne olacak? Baca var. Ya bizim var solaryum. Sonra saunalı yüzme havuzumuz, internet kafemiz ve hiç kesilmeyen çamur banyolarımız var. Saçmalamayı bırakın da kocam nerede onu söyleyin bana. Kim oluyor sizin koca? Sen kimsin? Ben Şefik Şaşmaz'ın karısı Ceyhan Şaşmaz. Bakmayın bu halime. Vaktiyle adana pamuk güderi seçilmiştim. Ama hayat gayesi işte beni bu hale getirdi. Bu oluyor Şefik Bey'in hikari. Sen gidiyorsun Şefik Bey'i yakalıyorsun. Git diyorsun benim oda. Bugün birkaç saatte gidiyor benim kafada. Tamam patron. Bu arada 7 veren güllerimiz, minyatür golsağımız, çamaşırları kendi kendine yıkayıp ütüleyen makinelerimiz bile var. Ne diyor bu? Kafadan çatlak galiba. Siz bakmıyor onun kusur. Çok iyi çocuk. Çok seviyorum burayı. Ah madem asıl siz benim kusuruma bakmayın. Siz niçin arıyor sizin koca? Niçin olacak canım? Bulmak için arıyorum. Bu sabah Adana'dan yeni geldim. Hastanemi ziyarete gitmiştim. Eve geldiğimde de ne göreyim? Ev bomboş. Tam takır kuru bakır. Gidip komşuya sordum Müzeyyen Hanım'a. Sizden iyi olmasın. Pek iyi kadındır. Tevekkeli dememişler ev alma komşu al diye. Neyse lafı uzatmayın. Birini göreyim. Çocukların 3'ü birden orada. Şefik Bey, çok önemli bir işim var. Buranın adresini verip çocuk gitmiş. Gitsin bir karı peşinde. Alman Türk hepsi aynı. Benim kocadan gidiyor bir gün kahve almak için. Gidiş o gidiş. Sonra duyuyorum başka bir karı ile karşıma. İçime doğmuştu zaten. Demek hayatında başka bir ara. Boyuna posuna bakmadan ne işler çeviriyor Keldolur? Ah madem nasıl bir şey genç mi bari? Ya çok genç. Başka marifetler mi? Başka marifetler mi? Çok meşhur, çok güzel. Ah utanmaz rezil. Yüzler yümür, saçlar sarıyor, gözler bomba. Ah bomba. Bana bir şeyler oluyor. Ben bayılıyorum çok tedavi. Hakan! Ne oldu adam bir şey mi oldu? Ya Cemil Bey karı bayılıyor. Şu meymenesiz herife bak. 2 karıyı birden nasıl idare etmiş? Vallahi yeter hiç belli olmuyor. İşte bu işte Frener Bey. İtfaiye bayraydı. Sadece fenalaştı. Şefik! Tatlıyı bozuyor.
Çok şükür, çok şükür. Demek kocanızla konuştunuz. Hayır, konuşmadım. Bu resmen alen, öbür adam öldürmeye geçiyor. Ay her şeyi oğluna bıraktı. Ne yapalım? Aşkımı hor görün. Beni küçük düşürürseniz olacağı bu sonunda. Hadi hadi. Canım nereden çıkarıyorsun bunları? Ay hadi hadi. Fazla konuşmayın da saklanın o süpürge dalımıza. Ay saklanın. Defolun, defolun, defolun buradan. Elveda modern trajedinin süpürmesi. Vallahi gitti şu müsillet kadından. Aman Allah'ım birileri geliyor yine. En iyisi şu dolabıma gireyim de bir daha oradan çıkmayayım. Bırak şimdi, konuşacağım bir keriz kalmasın yine. Yahu dursana bir saniye. Deminden beri koşturup duruyorsun. Dur lan, seni dinlemek istemiyorum. Dinlemek zorundasın ya, otur şuraya. Dinlemeyeceğim işte. Mecbursun dinlemeye, otur. Terbiyesiz kaba adam, dövsen de söysen de dinlemeyeceğim. Ben de zorla dinletirim öyleyse. Yahu hiç mi sevmedin beni? Hiç mi sevmedin? Oysa ben seni her zamankinden daha çok seviyorum. Çıldırıyorum senin için. Koca budalağın senden özür diliyor. Ayaklarına kapanıyor ve onu affetmeni diliyor. Sen çok değişmişsin biliyor musun? Ben görmeyi bayağı şişmanlamışsın. Şöyle 5-6 kilo almışsın herhalde. Halt etmişsin sen onu. Şişmanlamak şöyle dursun, son bir yerde tutuyor. Ne verdin? Söylediklerimi dinliyordun demek. Hayır, sadece son söylediklerimi dinliyordun. İşte, duydun, duydun. Ama ben yine tekrardan söylerim. Seviyorum seni, hem de çılgınlar gibi. Özür diliyorum senden. Affedeceksin değil mi beni? Sahiden şişmanlamış mı buldun beni? Olur mu canım? Her zamankinden daha güzelsin. Not olsun diyorum. Bir daha böyle abuk sabuk kıskançlık kavgaları yapmayacağız. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum ki yapmayacağım. O zaman ben de seni affediyorum. O zaman ver bakalım. Niye? Sana verdiğim tasmayı çıkardım. Al bakalım kocam kocam. Yükmüşüm benim. Mayınca siz beni aç yapıyorsunuz ortalıkta. Kusura bakmayın. Çok özlemiştim de. Siz ayıp yapıyorsunuz. Siz efendim. Siz çok ayıp yapıyorsunuz. Çok ayıp başkasının kariyle yapmak. Belki siz genç. Belki siz yakışıklı. Ama çok fena başkasının kariyle yapmak. Sizin ne haber var size? Kötü bir haber mi? Ya. Cevher Hanım geldi. Cevher Hanım o da kim? Sizin koca iptal oluyor. Neler söylüyorsunuz siz Allah aşkına? Açmalamayın. Ben böyle şakalardan hoşlanmam. Yok karışmak. Sizin kocama Cevher Hanım'dan 3 çocuk. 3 çocuk ha? Ya tabi 3 çocuk. Saçmalama karıcığım, benim senden başka karım mı var? Ya bana mı inanıyorsun şu kokonaya mı? Nain Cevher Hanım değil bir kokona. Tam bir ev hanı. Ben sana diyorum kokona. Ben kokona! Siz çok ayıp yapıyorsun. Öyle ona mı daha hakaret ederek işin içinden sıyrılacağını sanmadın. Kim bu Cevher? Nerede o alet dolmaz denen şırfıntı gösterin bana. Siz sahip olmuyor. Siz yapamayacağım Özban ya. Ben bunu da alın da başında canım. Hayatımda ilk kere bile elini tutmadım. Peki çocuklar kimler? Kimden alacak? Başlar çıkarmaya çalıştığın Şefik Şaşmaz'dan. Beğenemedin mi? O da kim? Bir de soruyorsun öyle mi? Gençsin, güzelsin ama kırsa o kadar. Başka hiçbir marifetin yok. Mesela pata dolması yapmasını bilir misin ha? Bilir misin? Bilmem. Benimki bütün mahallede meşhurmuş. Çok kolay oluyor. Alıyorsun fazlalar, haşlıyorsun, pirinç yapıyorsun, kavurma soğanı sarıyorsun küçük küçük babanız yerinde. Kel kapalı, romatizmalı, üç çocuklu adamı baştan çıkarmanı tanmadınız mı siz? Kocanız kelerli mi? Ne yapalım, ayıp mı yani? Ne de memur? Ona da şükürler olsun. Buldum senin o katsam parayı. Bana bak, bu sefer fena pişman ederim seni. Al bu mektuplarını, başına çal. Bir daha da gözüm görmesin seni. Sen değil mi ben de? Ah aptal kafam, ne yaptılar demin serserisini? Yakaladın, yakaladın! Şefik Bey! Sen ne zaman döndün Adana'dan? Adana'da olmam işine geldi değil mi? Affedersen ne arıyorsun buradan? Seni arıyorum. Asıl sen bana hesap ver bakalım. Sen ne arıyorsun bu ne olduğu belirsiz yerde? Ben bir evlat imza atmak için geldim. Sen onu papucuma alma. Lafa bak. Evlat imzalatacakmış. Hıhıt diyeyim bari. Ne var bunda bu kadar şaşacak? Sabahtan beri evrağı imzalatacak adamı arıyorum. Sen onu saptırık kadınlara git. Ben de bu mamaları kadar göz var mı ha? Ama gerçeği söylüyorum pamuk güzelim. Ben bir evrak imzalatmak için buradayım. Hadi oradan. Evrak imzalatmak için mi bu kılığa girdin? Annemin hastalığını fırsat bilerek gece alemleri yapmaya kalktın. Seni pis giysiyi kapıp seni. Bir daha yanıma yaklaşma sakın. Gece alemleri mi dediniz? İyi de sen başlama. İnsan ne diye gelir yoksa böyle rezil diyerek? Aa, siz dikkat konuşuyor. Burası kibar bir yer. Kibarlığı mı kalmış burasının? Burasını derhal mühürletmeli. Bence de. Alev Hanım masum. Hiçbir şeyden haberi yok. Bütün suç benim. Şimdi de yediğin hakları inkar etmeye kalkıyorsun. Benden utanmıyorsun. Bari üç
saklanacak bir delik. Çok ilginç bir durum. Hani rahmetteki Cenin gibi kırılmıştı dolaplar. Allah müstahkını versin. Buraya dünyanın parasını verdin. Bir de gittin süpürge dolabında mı yattın? Hey canım kızım, bırak şunu kolunu. Ben varken bir yere kaçamaz bu. Rica ederim efendim, rica ederim. Bugün ben doktorum. Ayrıca sen çoğalının acil tedaviye ihtiyacı var hanımefendi. Hanımefendi senin babandır. Bizim aile doktoru kullanmaz. Herkes kendi edeniyle ölür. Bakalım sen kalın. Sizi kimse affetmiyor. Siz çok ayıp yapıyorsunuz başkasının karıyla. Başkasının karısı dediğiniz kendi karım benim. Ben biliyor da konuşuyor benim tahtalar duruyor geri. Ne oluyor buna? Her gördüğünde tuhaf sesler çıkartır. Hayır! Hayır! Buyurun efendim. Siz beni yaptı muayene. Nasıl buldun? Telaşlanacak hiçbir şey yok. Ben de haklıyorum. Peki Alev Solmaz koca kim oluyor? Daha kaç kere söyleyeceğim. Alev Solmaz'ın kocası benim. Adım da Murat Yılmaz. Ben de Şefik Şaşmaz. Cevdar Hanım'ın kocasıyım. Buraya bir evrak imzalatmak için geldim. Kes kes! Başlama yine! Ama gerçeği söylüyorum Pamuk güzelim. Vakit kaybetmeden teslim etmem gerekiyordu. Muhasebe teslim işlerini imzalatıp muhasebe servisine teslim etmem gerekiyordu. Neden diyeceksiniz? Bugün cuma, yarın cumartesi. Öbür gün pazar, sonra araya bayram giriyor. Beni sıradan bir vatandaş olduğum için beni buraya almadılar. Sonra gazetede Alev Solmaz'ın resmini gördüm. Kendimi onun kocasıymış gibi tanıtıp buraya girdim. İşte olan biten bu. Anlaşıldı mı? Bunu anlaşılmayacaklar hocam. Bakın. Bugün cuma, yarın cumartesi. Tamam. Hocanızı boş yaşıyorsunuz. O gerçekten tuttuğunu toparlı harika bir insanmış. Evet, onunla daima gurur duymuşumdur. Kusura bakma Şeyciğim, durduk yere üzdüm seni. Boş ver, olur böyle şeyler. Ama ben evrağı imzalatacak adamı daha bulamadım. Bırakın artık evrak iş falan da karınıza sarılın da barışın artık. Siz de kendi kocanıza sarılın, siz de barışın artık. Ben onu dünyada affetmem, şeytan görsün yüzünü. Maraton yeniden başlıyor. Alev, ümit kuşum! Savaşla sevgili, kuruyor sakın yuva! Madam onu öyle demez de, sakla samanı, inekler aç kalsın. Korkuyorum! Kısa saat konuşuyor. Açın kapıyı! Hayret olmasın! Hakan, sen açıyorsun aç kapan! Nefes alamıyorum. Belediye Başkan Vekili,
Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Sosyal Kültürel İşler Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürlerimizin de ismini bilmediğimiz daha protokolde olan büyüklerimiz, basın mensupları ve kıymetli sanatseverler, Halk Eğitim Merkezi tiyatro ekibinin Siirt Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapmış olduğu Bugün Git Yarın Gel adlı tiyatro eserimizi sergiledik. Sizi pandemi olmasına rağmen buraya kadar yorduk. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. İnşallah devamı gelecek. Pandemi iyiye gittikçe biz de daha iyi olacağız. Ben özellikle bu ekibimiz büyük ihtimal dağılacak, tayini çıkan arkadaşlarımız olacak, ayrılacak arkadaşlarımız olacak. Ben özellikle bu Bugün Git Yarın Gel ekibiyle gurur duyuyorum ve onlar için bir kez daha alkış. Sayın Belediye Başkanı ve ekibimizin hepinize selamları var.